Geçelim. Tamam. Vedat Perçin Migros'u sormuştu. Şimdi ben şöyle anlatayım. Biraz göz ardı ettiğimiz sektörlerden biri perakendeydi. Özellikle gıda perakendesiydi. Bir dönemde biz ısrarla bunu konuşuyorduk. Hatta Migros'un borcuyla yatıp borcuyla kalkıyorduk. Yani Euro kuruyla ilgili bütün denklemlerimiz Migros'un borcu üzerine fiyatlanıyordu. Çünkü çok ciddi bir borçlaşıyordu Migros. Euro yukarıya gittiği sürece de satışıyordu ve biz Migros'la ilgili denklemlerimizi tamamen buna kurmuştuk. Sonra fokusumuza BİM girdi. Hatta bir dönem endeksi belirleyen, hacmi belirleyen kağıtlardan biri BİM'di. Bunun üzerinden de hareketlilik geldi. Sonra biz bir Nadas'a bıraktık bu sektörü. O Nadas'a bıraktığımız dönemden sonra tekrar bence göz önünde bulundurmamız gereken döneme geliyor. Ben özellikle gıda perakendesi rakamlarının iyi geleceğini düşünüyorum. Gıda enflasyonu çünkü buraya pozitif yazacak. Benim aklımda sadece şu vardı. Bu sektör deprem bölgesinden ne kadar etkilendi? Yani kaç tane bina yıkıldığı zaman burası etkilendi? Satış rakamlarına ne olacak? Nasıl dönecekti? Burayı da absorbe etmiş gibi gözüküyorlar. Ondan kaynaklı dönem ilerledikçe iyi bilançoların gelmesini, devam etmesini beklediğim portföylerde mutlaka yer almasını düşündüğüm şeylerden biri, sektörlerden biri. BİM, Migros, Şok bu üçünden biri mutlaka bence portföyün içerisinde olsun. Migros özelinde de konuşmak gerekirse hani biraz daha şimdi temel faktörleri attık, tekniklere bakalım. Şimdi güzel bir yükseliş hareketi zaten yaptı. Sonra uzun süre bir dinlenmişti. Hatta orada da bir ince omuz baş omuz oluşturmak üzereydi ki tekrar bir yükseliş hareketi gördük. Şimdi tekrar bir dinlenme arifesinde. Ben burada şunu görüyorum. 186 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapabilirse yukarı yönlü hareketlilik devam edecek ki bu süreç içerisinde muhtemelen bu hareketliliği göreceğiz. Ama mutlaka yukarı yönlü hareketlilikte 186'yı görmek lazım. Hani üzerinde bir kapanış gerekiyor. Yoksa burada bir süre bant hareketi, bir süre bir dinlenme hareketi yapabilir. Elinizde varsa taşımaya devam edebilirsiniz. Hani 186 seviyesine dikkat ederek taşımaya devam edebilirsiniz. Elinizde yoksa da almak için biraz daha geri çekilmeleri bekleyip hani ya da yukarıda 186'nın kırılmasını beklemekte yarar var. Burada hani böyle esas alım noktası neresi gibi diye düşünürsek aslında bugün gördüğümüz dip seviyeler böyle 170'lere yakın yakalanabilirse 170 seviyesine yakın. Hani buralardan alınıp böyle 180'lere doğru bir 10 liralık bant içerisinde alsat yapılıp 180'in üzerindeki net kapanışlarla birlikte de 185'in kırılması, 186'nın kırılması beklenebilir. Böyle bir şimdilik izlemeye devam edelim azıcık dinlensin ise. Peki, Abdül